Hoş geldiniz. Hadi çocuklar, siz salona geçin. Zaten yemek de daha hazır değil. Sen de yat dinlen. Bak şu oda. Otursam da olur. Sadece biraz başım döndü. Uzun vakittir yatıyorsun. Olur böyle şeyler. Hadi. Hadi gel Zeynep'ciğim. Safiye abla odanı hazırlamış. Oda mı? Ne için? Tek senin için değil, sevinme. Yine birlikte sarılıp uyuyacağız. Bunlar niçin abla? Niye buraya geldik? Neden evimize gitmedik? Aa, söylemedik tabii. Çatı aktı, evin içi hep rutubet. Çatı mı aktı? Yağmur yağmadı ki. Yağmaz olur mu? Yağdı tabii. Seni yatırdığımız gün. Farkında değilsin demek. Ya ya, kaç evi su bastı. Neyse canım, biraz bakım lazım, o kadar. Aman, bakımla olacak iş mi o? Zaten küçücük ev, taşınmanız hataydı. Ya Safiye abla doğru söylüyor. Hem küçük hem basık. Burası bak ne güzel, ferah. Sana daha iyi gelir. Bunlar doğru mu abla? Aa, niye yalan söyleyeyim canım? Korkundan. Kendime bir şey yaparım diye. O ne biçim laf? Ne yapacakmışsın kendine? Zeynep, ne geçiyor aklından? Hiç. Yok bir şey. Ay, yüreğimi indirecek benim. Yok canım, yapmaz öyle şey. Bir daha yapmazsın değil mi Zeynep'ciğim? Evet abla. Unuttum. Hiçbir şey düşünmüyorum artık. Aman, uğraşmayın artık benim kızımla. Gel Zeynep'ciğim, sen yat dinlen. Hadi kızım. Kasabalı olup bitene ne diyor? Ne desin? Şahin kumandan eşkıyayı temizleyeceğim derken onlar kasabaya indiler diyor. Kim itibar eder artık ona? Millet sokağa çıkmaktan çekiniyor. Herkes diken üstünde. Mükemmel. Hakkını teslim etmek lazım. Recep Efendi ikinci evi yakmasa bu kadar tesirli olmazdı. Orası olayı köpürttü. Evet, köpürttü. Ama bu defalık Recep Efendi. Zinhar, benden habersiz iş yapmak yok artık. Sizin için, teşkilat için yaptım. İşe yaramadı mı? Bir daha sakın dedim, o kadar. Tamam, anladık. Dört yanı sedir döşettim. İyi olmuş değil mi? Senin ev döşemekten anladığın sediri dizmek mi? Kalabalık olur dediniz. Misafirler gelecek dediniz. İyi iyi, güzel olmuş. Af buyurun ama teşkilat dediniz, ortada kimse yok. Ne zaman olacak bu toplantı? Sana ne? Zamanı gelince öğrenirsin. Gönder şunu. Burası soğudu. Git biraz daha odun getir Recep Efendi. Hemen. Dinlemesin. Yok yok. Eftal, vakti geldi. Bundan böyle vurkaç değil, daha büyük tertipler yapacağız. Ben de bunu duymayı bekliyordum. Bütün Ege'ye nifakı buradan sokacağız. Hadi kalk, işimiz var, gelmeden çıkalım. Zeynep'ciğim sen otur, biz hallederiz. Safiye anne, Zeynep nasıl? Pek iyi değil oğlum. Yavrucak ruhi bir buhran geçiriyor. Farkındayım. Ayşe de perişan. Ne yapacağını şaşırmış kızcağız. Safiye anne, ne olur ona iyi bakın. Gözünüz üstünde olsun. Tabii oğlum, hepimizin gözü üstünde. Oo. Ne güzel. Sofraya bak. Bir sürü tabak. Etrafta çocuklar. Sonunda kalabalık bir aile olduk. Ne çok yemek varmış. Eski günlerde verdiğimiz ziyafetler geldi aklıma Ferit Bey. Bu masa ancak o günlerde böyle olurdu. Öyle. Yıllardır bu evde bir kör oğlu bir ayvaz. Ahmet'im de tahsil için hep dışarıdaydı. Başımıza nasıl bir iş aldık diye düşünürsünüz artık. Yakında gitseler de kurtulsak dersiniz. Aşk olsun, olur mu öyle şey?
Hadi açlıktan öldünüz, gelin sofraya. Gel Zeynep'ciğim. Afiyet olsun size. Bana müsaade. Aa, nereye oğlum? Bir şeyler yemeyecek misin? Vaktim yok. Kasaba benim mesuliyetimde. Şahin Yüzbaşı Sefer'i göreve çıktı. İyi de iki lokma bir şey atıştırsaydın be oğlum. Yok, zaten geç kaldım. Bir ihtiyacınız varsa bana söyleyin, ben tedarik edeyim. Yok güzel oğlum, sağ olasın. Tamam. Afiyet olsun. Hayırlı mesailer. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak bunların hepsi bitecek, tamam mı? Dur bakalım. Nedir o elindeki? Ankara'dan telgraf gelmiş. Tamam, ver ben götürürüm. Tabii, buyurun. Ne oldu çok güvendiğin Cumhuriyet'e? O geldi, kasaba kargaşaya boğuldu. Bu yangınları çıkaran siz değildiniz değil mi? Bu kadarını yapmış olamazsınız değil mi? Saçmalama. Bizimle ne alakası var? Şaşkınlıktan medakelerini yitirmiş. Ama biz sana söyledik gelen gideni aratır diye. Cumhuriyetiniz kimseye fayda getirmeyecek. Bu yaşananların Cumhuriyet'le ne alakası var? Ya neyle alakalı? Sen söyle. İzah edemezsin işte. Ehil olmayanlar 600 küsür yıllık bir imparatorluğu yönetmeye kalkarlarsa olacağı budur. Nerede onlar da memleket idare edecek kabiliyet? Siz ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Vatanı kurtaran, istiklal mücadelesi veren... İstiklalmiş. Askeri arazide oradan oraya koşturmakla memleket idaresi bir mi? Ya siz nesiniz? Biz iddiatçılar, memleket yönetimini Fransa'daki en köklü mekteplerde edindik. Edindiniz de ne oldu? Olacak. Biz bu manada Fransız dostlarımızla hala irtibat halindeyiz. Muhakkak. İşte sizin aymazlığınız da burada. Senin dost dediğin o Fransa daha 2 sene evvel Antep'i, Maraş'ı, Urfa'yı işgal etti. Oralardan topladığı Ermenilerin üzerine kendi üniformasını giydirip binlerce vatan evladını katletti. Ne biçim adamsınız? Şimdi karşıma dikilip bunları söylüyorsunuz. Daha şehit analarının yüreğindeki acı bir nebze olsun dinmemişken, daha bu vatan uğruna şehit olan Mehmetçiğin kanı yerde kurumamışken, sen gerçekten zavallısın. Doğrusu etkileyici bir konuşmaydı. Ancak yersiz ve kifayetsiz. Bunlar tarihte de yaşanmış ve yaşanmaya devam edecek. Mühim olan vakadır. Vaka, yetersizlerin memleketin başında bulunmalarıdır. Al işte. Senin Cumhuriyet Meclisi'ni seçe seçe İsmet Paşa'yı başvekil seçmiş. Ne saadet. Senin elinden böyle sevindirici bir haber alacağım hiç aklıma gelmezdi. Bunun neresi sevindirici? Sen şimdi İsmet Paşa için o bir kahraman askerdir dersin. Ama ben de sana o siyasetten anlamayan, bu işin üstesinden gelemeyecek bir zat-ı muhteremdir diyeceğim. Üstelik inatçı adamın tekidir. Sen kantarın topuzunu kaçırmışsın. Siyasetten anlamayan o inatçı adam, Lozan görüşmelerinde bizi pazarlık masasında kurtardı. Üstelik bütün dünyaya karşı. Evet, inatçılığı sayesinde. Ne istiyorsunuz siz? Niye geldiniz buraya? Hiç, hiçbir şey. Neden geldiniz o halde? Arayı soğutmamak için. Bizim burada olduğumuzu bir an olsun unutma diye.